Ne oldu, cevap vermiyor mu? Yok. Bir daha ara. Ne var oğlum? Ne alacaktı gibi arayıp duruyorsun lan? Abi neredesin sen ya? Niye açmıyorsun telefonunu? Sana ne yapacaksın? Ne demek ne yapacaksın ya? Neredesin abi sen? Önemli bir toplantımız vardı. Niye gelmiyorsun? İyi tamam, yapın toplantımızı. Bana ne? Abi Allah rızası için niye böyle yapıyorsun ya? Ya vallahi anlamıyorum seni. Niye böyle yapıyorsun abi? Derdin ne senin? Bağırma lan! Ne bağırıyorsun? Oğlum sen değil miydin şirketi tek başıma yönetmek istiyorum diye? Ha? Bak. Oğlum bak, ben makineden geldim. Sen okulda. Benim yerim fabrika, senin yerin koltuk. Ben sizin emir komuta zincirinize uyamam oğlum. Tamam mı? Anladın mı? Hadi eyvallah. Bir daha arama beni. Kalbini kırarım. Abi. Ben yokum diyor. Geçen sefer toplantıya ona haber vermedim tabii. O yüzden böyle tepki gösteriyor. Hep üzüyorsun kardeşlerini ya. Hep yakıp yıkıyorsun. Bak her şey bulunur, kardeş bulunmaz. Yaz bunu bir kenara. Bunların kibri var ya, herkesi öldürür. Keşke senin kıymetini bilseler ama nerede? İşinize bakın, benim canımı sıkmayın. Hadi oğlum. Oğlanına bak. Senin dostluğun menfaatin kadarmış Hüseyin. Ama yokluğun bizim için büyük bir kazanç. Allah'ım. Yani terayiyi mi arasam diyorum ama ne işe yarayacak ki? Zaten Yaman arkasında. Medya ablacığım, ikisinin de gözünü kim bürümüş? Of. Vallahi bu hikayede yanan siz oldunuz Ayşe. Yani Ferit de sen de savaşın tam ortasında kaldınız. Ferit çok üzülüyor ama belli etmemeye çalışıyor. Ben üzülmeyeyim diye hissettirmiyor. Ben de bir şekilde idare etmeye çalışıyorum. Ama konaktan çok sıkıldım. Keşke çalışsam. Bütün gün konakta boş boş duruyorum. E kafe vardı. Ne oldu? O Mirza'nın oldu ya sonra. Orası da karışık ya Bediye abla. Boş ver. Bu arada ben dün işten ayrıldım. Aa. Yani nasıl oldu bilmiyorum ama meğerse işi Hande ayarlamış. Ciddi misin? Ben de öğrenince duramadım. Aa. Gerçi benim de çalışmam lazım artık. Yani Hazır'a daha dayanmıyor malum. Elde avuçta bir şey kalmadı. Yani Betül olmasa ne yapardık bugüne kadar bilmiyorum gerçekten. Ay aşk olsun Bediye abla. Konuştuk bunları. Beraber atlatacağız bu günleri. İnşallah. Ay hadi tamam yeter. Aa, dağıtalım şu hüzün bulutlarını. Aa, Ayşe, iyi misin? Ne oldu güzelim? Ha? İyiyim, geçti. Birkaç gündür böyle oluyor. Sürekli midem bulanıyor. Ya yediğin bir şey mi dokundu acaba? Bilmem ki. Ayşe'cim. Yoksa... Birkaç gün gecikmem oldu. Test aldım ama yapmaya korkuyorum. E hadi yap. Şimdi mi? Sonra da yapsan. Şimdi de yapsan sonuç zaten aynı. Hadi hadi kalk. Hadi kalk. Peki tamam. Hadi. Teyzem mi?
evet. Benziyorsunuz bayağı. Kardeş kardeşe benzer tabii. Bulamadım ben eldiveni. Almış götürmüş çantasını. Kızım sen milletin odalarını mı karıştırıyorsun? Anne sen nasıl bu kadar rahat olabiliyorsun? Ben de bunu anlamıyorum. Hapse gireceksin farkında mısın? Sen hapse girersen ne olacak bana? Pınar, bu işe karışmayacaksın. Burnunu sokmayacaksın. Duydun mu beni? Duydum anne. Tamam. Duydum. Yanlış bir zamanda mı geldim? Yok, estağfurullah. Buyurun. Pınar'cığım. Ben sana bu kıyafetleri seni rencide etmek için vermedim. Hepsi etiketi üstünde giyilmemiş şeyler. Neyse, ihtiyacı olan birine veririz. İyi olur kızım. Dışarıda çok ihtiyacı olan var. Tamam. Bir süvari yaptırayım mı? Gelin görümce kaynana, birlikte içeriz, laflarız. Sağ ol yengeciğim ama benim biraz başım ağrıyor. Başka zaman artık. Tamam. Nasıl olsa birlikte yaşayacağız. Her zaman içeriz. Ayşe hadi belli olmadı mı daha? Ay hamile mi acaba? İnşallah. Ayşe. Ben pek üzülmedim aslında. Ya bakmayın öyle bana. Şu an için çocuk istemiyorum. Ne demek istemiyorum? Vedi abla onca şey yaşadık biz. Yeni toparlandık, her şey geçti derken... Korkuyorum işte anlayın. Kapattım ben o defteri. Ayşe, bak böyle deme. Sen de Ferit de çok gençsiniz. Hem Ferit senden çocuğu olsun istemez mi? O da şu anlık istemiyor bence. Olur mu öyle şey canım? Aa, yani sen şimdi korktuğun için böyle konuşuyorsun. Ama ben sana kaçmayı hiç yakıştıramadım Ayşe. Deme öyle Bediye abla ya. Ay diyorum efendim. Bak eğer Ferit'i birazcık seviyorsan onu da düşünmek zorundasın. Ben Ferit'in senden bir çocuğu olmasını deli gibi istediğine eminim. İstemiyordur bence. Ayşe, ben seni gördüğüm ilk gün ne kadar güçlü, ne kadar cesur bir kız demiştim. Ben senin savaşına hayran oldum. Bak Vedi abla doğru söylüyor. Sakın kendini geçmişle sınama. İyi ki varsınız. Kalp Yarası ATV'de.